Merhaba sevgili kovalar. 15-22 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Dolunay haftasındayız. Bu hafta İkizler Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Hafta başında 15 Aralık'ta Ay İkizler Burcu'na geçiş yapıyor ve Dolunay'ın enerjilerini hissetmeye başlayabilirsiniz. Haftaya hareketli ve hızlı başlayabilirsiniz. İletişimin yoğun olduğu bir süreç olacak. Özellikle hafta başındaki günler daha fazla sosyal faaliyete katılabilir, arkadaşlarınızla birlikte olabilir, haberleşmeler içerisinde olabilirsiniz. Özellikle çocuklarla da ilgili gelişmeler gündemde olabilir. Dolunay'da 17 Aralık 11-29'da 25 derece İkizler Burcu'nda oluşacak Dolunay'la birlikte bu kavramlarla da ilgili bazı sonuçlar alabilirsiniz. Dönüşümler içerisinde olabilirsiniz. Eğer daha önceden başladığınız bir girişim varsa, ikili ilişkiler, duygusal faaliyetler olabilir, çocuklarınızla ilgili gelişmeler, eğitimle ilgili konular olabilir. Bunlarla ilgili bazı sonuçlar alabileceğiniz, haberler alabileceğiniz bir dolunay olacak. Keyifli bir dolunay, sizin için olumlu etkileri var. Seyahate çıkabilirsiniz, tatil programı yapabilirsiniz veya planladığınız bir tatili gerçekleştirme imkanı bulabilirsiniz. 5. ev şans konuları da olduğu için, şanslı bir ev olduğu için sizin için bazı küçük fırsatlar, şanslar da karşınıza çıkabilir bu dolunayda. Dolunay'ın yöneticisi Merkür Yay burcunda olacak. Yay burcu da yine arkadaşlıklar, projeler, iş projeleri, gelecekle ilgili hedefleriniz, sosyal organizasyonlara dikkat çekiyor. Özellikle önceden yapmış olduğunuz girişimler varsa yaz aylarında başlamış olabilir. Bunlarla ilgili de sonuçlar alabileceğiniz verimli bir dönemde olabilirsiniz sevgili kovalar. 17 Aralık'ta yine Uranüs'ün retrosunun bitmesi önemli bir hareket. Uranüs bir süredir retro hareketteydi. 17 Aralık'ta artık ileri harekete dönecek ve 22 Temmuz'a kadar ileri harekette olacak. Sizin için de Uranüs'ün ileri harekette olması, özellikle iletişimle ilgili konular, eğitimle ilgili konular, medya, yayıncılık, seyahatler veya yurt dışı ile ilgili kavramlarda biraz daha etkili olacaktır. Değişim enerjisini daha hızlı bir şekilde hissedebilirsiniz. 18 Aralık'ta artık Yengeç Burcu'na geçiyor Ay. 19 Aralık'ta da Yengeç Burcu'nda olacak. Ay Yengeç Burcu'ndayken günlük hayatınız, ev hayatınız, iş, çalışma hayatınız biraz daha önemli olabilir. 19 Aralık iş girişimleri için verimli bir gün. Ay, Jüpiter ve Satürn'le güzel açılar yapıyor. 20 Aralık'ta Ay Aslan Burcu'na geçecek ve hafta sonu Aslan Burcu'nda olacak. Karşıt burcunuz olacağı için eşiniz, karşınızdaki kişi, birlikte olduğunuz kişi, ortağınız biraz daha önde olabilir. Evlilik veya ortaklıklarla ilgili kavramlarda sizin için daha fazla gündemde olacak. 21 Aralık'ta Güneş burç değiştiriyor. Bir süredir Yay burcundaydı. Şimdi Oğlak burcuna geçiş yapacak. Güneş 21 Ocağı kadar Oğlak burcunda olacak. Yine aynı gün Venüs retrosu başlıyor. Oğlak burcunda Venüs retroya başlayacak ve 31 Ocak'a kadar Venüs retroda olacak. Bu süreç içerisinde özellikle 12. ev konularınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Sizden gizli olan bazı konular eskiyle alakalı olabilir, eskiden kalan bazı kavramlar olabilir, daha fazla karşınıza çıkabilir. Eski ilişkilerle ilgili, eski iş ortaklıklarla ilgili konularla da uğraşabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ihmal ettiğiniz kavramlarla bu süreç içerisinde uğraşabilir. Yeni tedavi imkanları bulabilir veya diyetinizde, günlük alışkanlıklarınızda bazı değişimler yapabilirsiniz. Sizi rahatsız eden bazı bağımlılıklarınız varsa, sağlığınızla ilgili kurtulmanız gereken durumlar varsa, alışkanlıklarınızın değişmesi gibi konular varsa bunları da bu süreç içerisinde bunlarla da daha fazla meşgul olabilirsiniz. Bu arada herhangi bir eşyanızı kaybetmemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Venüs'ün retro olması zaman zaman bazı gizli düşmanlıklara da neden olabilir. Sizden gizlenen durumlarla da sırlarla da karşılaşabilirsiniz. Bu kavramlara da bu süreçte dikkat etmeniz gerekiyor. Evet sevgili kovalar, haftanın genel etkileri böyle. Günlük yorumlarımızı da detaylı bir şekilde izlemeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.